Gelin Hanımın İşleri kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda da yine size farklı bir motifin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Motifimize havlumuzun sol kenarından başlayabilirsiniz ya da sağ kenarından olabilir. Bu baş kısmından sağdan ve soldan tam ortalayarak motifimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle şu şekilde çeviriyorum. Ve dediğim gibi sağdan ve soldan tam ortalayarak iğnemizi şu şekilde çıkaralım. Burada bu ipimizi çıkardığımız yerin sol altından batıp hemen üzerindeki delikten çıkarak bir tane çarpı yapalım buraya. Ve bu çarpımızı tamamlayıp bir üst sıraya çıkalım. Aynı şekilde yine sol alt deliğe batıp tamamlayıp bir üst sıraya çıkalım. Şu şekilde. İki tane üst üste çarpımız olsun. Buradan sağ alt deliğe batıp hemen üzerinden çıkalım. Ve bu çarpımızı da tamamlamak için batıp bu ipimizin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten şu şekilde çıkalım. Buradan arkadaşlar sağa doğru alttan batıp üstten çıkarak şu şekilde bir ve ikincisini yapmak için batacağız ve sağ üst çaprazdan. Şimdi bu çıktığımız yerden sağa doğru arkadaşlar aynı sıradan devam ediyorum. 1 2 ve üçüncüsünü de yapmak için batıp hemen altındaki delikten çıkmam gerekiyor. Çıktım. Buradan arkadaşlar hemen sağıma sağ üst deliğe batıp altından çıkarak şu şekilde bir tane çarpı yapacağım. Bu çarpımı tamamlayacağım. Ve devam ederek bu bir çarpının soluna doğru iki tane daha yapacağım. Toplamda yan yana iki tane, üç tane çarpım olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bu iki çarpımı da tamamlayacağım. İkinci çarpımı da tamamlamak için batıyorum ve hemen üzerindeki delikten çıkacağım. Şu şekilde 3 tane çarpı yaptım. Daha sonra devam ediyorum. Buradaki 3 çarpımı, yarım olan çarpılarımı tamamlamaya devam ediyorum. Üçüncü çarpımı da tamamlamak için batıyorum ve sol çaprazdan çıkacağım. Çünkü arada bir tane kare boşluk bırakmam gerekiyor. Şu şekilde. Buradaki iki çarpımı da tamamlayacağım. İkinci çarpımı da tamamlamak için batıp şu arada bir tane boş kare bıraktık ya arkadaşlar. Onun hemen üzerine bir tane çarpı yapmam gerekecek. Şu şekilde çapraz geldim. Buraya bir tane çarpı yapmak için batıyorum. Tamamlayıp iğnemi, ipimin bulunduğu deliğin hemen şu üzerindeki delikten iğnemi çıkaracağım. Buraya arkadaşlar bir tane çarpı yapıyoruz. Bu çarpımızı tamamlayıp bir üst sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde bir tane daha çarpı yapalım. Tamamlayıp bir üst sıraya geçelim. Ve son defa bir tane daha yapalım. Üst üste 3 tane çarpımız olsun. Tamamlayıp bu ipimin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde.
Buradan sağ tarafıma bir tane çarpı yapacağım. Tamamlayıp bir üst sıraya geçeceğim. Bu sıraya da iki tane çarpı yapacağım yan yana. Sağa doğru. 1 2 Tamamlıyorum. Ve hemen bir üst sıraya geçtim. Aynı şekilde iki tane daha çarpı yapacağım. 1 İkinci çarpımı yapmak için batıyorum. Yaptım. Şimdi bu çıktığım yerden hemen üzerine, şu üzerindeki boş kareye bir tane çarpı yapmam gerekiyor. Sol üst çapraza battım. Hemen altından çıktım. Ve bunu tamamlayıp hemen uç kısmından bir alt delikten çıkacağım. Şu şekilde. Daha sonra buradaki iki çarpımı tamamlıyorum. Şimdi buradaki ikinci çarpımı tamamlamak için batıp, şurada üst üste yapmış olduğumuz 3 çarpı var ya arkadaşlar, en üstteki çarpının bu sol ucu değil, onun hemen üzerindeki şu delik. Yani buraya battıktan sonra hemen sol alt çaprazdan çıkıyorum. Şu şekilde çıktım. Buraya bir tane çarpı yapmak için batıyorum. Ve bu çarpıyı da tamamlamak için ipimin bulunduğu delikten çıkacağım. Şimdi buradan sonra sol tarafıma üst sağ üst çapraza batıp, çok pardon, sol üst deliğe batıp hemen altındaki delikten çıkarak buraya bir tane çarpı yapacağım. Bu çarpımı da tamamlayıp iğnemi hemen şu bu çarpımın bir iki yanında şu şekilde çıkaracağım. Buradan sol üst deliğe batıp bir İkinci çarpımı da yapmak için batıyorum. Ve aşağı doğru birinci değil ikinci delikten şu şekilde çıkacağım. Ve buraya bir tane çarpı yapmak için batıyorum. Tamamlayıp bir alt sıraya geçiyorum. Buraya sağa doğru 1 ve 2 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Ve bir alt sıraya geçiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar buraya 1 2 tane çarpı yapmak için battım. Şimdi bu buradan sonra buraya hemen sol çapraza batıp üzerinden çıkarak bir tane çarpı yapacağım. Ve bu çarpımı tamamlayıp hemen üzerindeki delikten çıkacağım. Daha sonra buradaki yarım olan iki tane çarpımı tamamlayacağım. Bu şekilde battım. Diğerini de tamamlamak için batıyorum ve iğnemi arkadaşlar, şuradaki yarım olan çarpılarımı tamamlamak için buraya geçiyorum. Şu şekilde. Düz bir şekilde tekrar yukarı çıktım. Neden bu işlemleri bu kadar dolandırarak yapıyoruz derseniz, şu arka tarafımız mümkün olduğunca temiz dursun diye böyle bir işlem yapıyoruz. Buradaki çarpılarımı tamamlıyorum. Bunu da tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum.
Buradan hemen soluma bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum. İki tane yan yana çarpı olacak. Bunu da tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Ve iğnemi alttan çıkarıyorum. Arkadaşlar yapraklarımızı da bu şekilde yaptıktan sonra sıra geldi çiçeğimizi yapmaya. Çiçeğimiz için burada yapmış olduğumuz iki tane çarpının solundan 1, 2, 3, 4, 5 kare sayıyoruz. Ve yine 5. kareden yukarı doğru 1, 2, 3. karenin sağ alt deliğinden iğnemizi çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde çıkardım. Burada bu karemizin sol üst deliğine batıp hemen altındaki delikten çıkarak buraya bir çarpı yapacağım. Hemen yanına sola doğru bir tane daha yapıyorum. 2, 3.'yü de yapıyorum. 3.'yü de yaptıktan sonra geriye dönüp bu çarpıları tamamlıyorum. Üçüncü çarpımı da tamamlayarak hemen bir alt sıraya geçiyorum. Buradan sola doğru 1, 2 çarpı yapıp geriye dönüyorum ve bu iki çarpımı tamamlıyorum. İkinci çarpımı da tamamladım. Ve yanına bir üçüncü çarpı daha yapacağım. Bunu da tamamlayarak bir alt sıraya geçeceğim. Şimdi burada sağa doğru 1, 2, 3 ve 4 çarpı yapıp bu çarpıları tamamlayacağım. Şimdi ikinci çarpımı da tamamladım ya. İkinci çarpımı tamamladıktan sonra hemen alt tarafa doğru sağ alt deliğe batıp buraya bir tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum bu çarpımı. Hemen yanına devam ederek bir tane daha yapacağım. Ve bunu da tamamlayacağım. Bu arada alt tarafa da iki tane çarpı yapmış oldum. Devam ediyorum buradaki 4 çarpımı tamamlamaya. Dördüncü çarpımı da tamamlamak için batıyorum. Ve iğnemi arkadaşlar şuradaki yapmış olduğum en üstteki çarpının şu uç kısmı var ya, sol üst ucu, onun hemen yanındaki delikten iğnemi çıkarmam gerekiyor. Şu şekilde çıkardım. Buraya sağ üst deliğe batarak bir tane çarpı yapacağım. Bu çarpımı tamamlayıp bir üst sıraya geçeceğim. İki tane çarpı yapacağım bu sıraya sağa doğru. Tamamlıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Aynı şekilde iki tane daha çarpı yapıyorum bu sıraya.
tamamlıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Hemen sağıma bir tane çarpı yapacağım. Bu çarpıyı tamamlıyorum. Ve soluna bir tane daha yapacağım. İki tane çarpı olacak yan yana. Bunu da tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Burada sola doğru iki tane çarpı yapıyorum. Bir. İki. Tamamlıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Bu sıraya da iki tane çarpı yapacağım. Hemen altındaki yapmış olduğum iki çarpının üzerine gelecek şekilde. 2. Bu ikinci çarpıyı yaptıktan sonra hemen üstte bir tane çarpı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir tane yapayım. Tamamlayayım çarpımı. Ve alttaki iki çarpımı tamamlamaya devam edeyim. İkinci çarpımı da tamamlamak için battım ve iğnemi alttan çıkarıyorum. Sıra geldi çiçeğimizin orta kısmını yapmaya arkadaşlar. Şuradaki bulunan bordo çarpımızın sağ üst ucunda bir üst deliği şuraya gelecek şekilde iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde. Dediğim gibi şu bordo çarpımızın uç kısmının hemen üzerindeki delikteyim. Buraya arkadaşlar şu şekilde yeşil çarpımızın ucuna batalım ve hemen üzerindeki bordo çarpının ucundan çıkarak bir tane çarpı yapacağız buraya. Ve bunu tamamlayıp bir üst sıraya geçeceğiz. Şu şekilde. Bu geçtiğimiz yerden de sola doğru şu şekilde 1 2 ve 3 çarpı yapıp tamamlayalım. Buradan da bir üst sıraya çıkalım. Şimdi buraya bir tane çarpı yapmak için batıp sol üst çaprazdan çıkalım. Arada bir kare boşluk bırakalım. Ve buraya devam ederek iki tane çarpı yapalım. Bir. Tamamlayalım bu iki çarpımızı. Ve yine sağ çaprazdan çıkarak orada bir tane çarpımız var. Onu tamamlayacağız. Şu şekilde. Bunu da tamamlayıp bir üst sıraya geçelim. Şimdi buraya sola doğru bir ve ikinci çarpımızı yapmak için batıp sol çaprazdan yukarı doğru çıkalım. Yine bir tane boş kare bıraktık. Sola doğru bir, iki ve üç çarpı yapıp geriye dönelim. Üçüncü çarpımızı da tamamlamak için batıp sağ çapraza doğru çıkalım. Ve buradaki iki çarpımızı da tamamlayalım.
İkinci çarpımızı tamamlarken iğnemizi ipimizin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten çıkaralım. Bu bordo çarpının ucuna gelmiş olduk. Sola doğru iki tane çarpı yapalım. İkinci çarpımızı yapmak için batıp sol üst çaprazdan çıktık. Yine arada bir kare bıraktık. Buradan da sola doğru iki tane çarpı yapalım. Tamamlayalım bu iki çarpımızı. Ve şu şekilde sağ çapraza tekrar geriye dönelim. Çarpılarımızı tamamlayalım. İkinci çarpımızı da tamamlamak için batıp ipimizin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten çıkalım. Buradan sola doğru 1 ve 2. 2 tane çarpı yapalım buraya. Tamamlayalım bu iki çarpımızı. Ve bir üst sıraya çıkalım. Aynı şekilde bu son yaptığımız iki çarpının tam üzerine gelecek şekilde iki tane daha çarpı yapıyoruz. Tamamlıyoruz. Ve iğnemi alttan çıkarabilirim artık. Şu şekilde. Bu arada arkadaşlar bazen yazıyorsunuz, yapıyorsunuz ama arka tarafını göstermeyi unutuyorsunuz diye. Şöyle arka tarafını da göstermek istiyorum ben. Nasıl durduğunu. Şu şekilde arka tarafımızın bir görüntüsü var. Şimdi iğnemizi şöyle şuraya çıkararak buraya bir tane çarpı yapacağım. Ve buradan bir üst sıraya geçeceğim. Şu şekilde. Bu çıktığım yerden de sol alta batarak buraya bir tane daha çarpı yapıyorum. Ve iğnemi alttan çıkarıyorum. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar motif nasıl gidiyor derseniz çiçeğimiz bu tarafa bakıyor. Bir ikinci çiçeği daha yapacağız. O da diğer tarafa bakacak. Ve sağlı sollu bakacak şekilde havlumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Arkadaşlar ikinci çiçeğimiz için bu ilk yaptığımız çiçeğin uç kısmından yukarı doğru 1-2 kare sayıp sağda 1 kare boşluk bıraktıktan sonra hemen şu sağ üst deliğinden iğnemizi çıkarıyoruz. Buraya bir tane çarpı yapacağız. Tamamlayıp bir üst sıraya geçeceğiz. Yine bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp bir üst sıraya geçelim. Buradan sol tarafa bir tane çarpı yapalım. Ve bu çarpımızı tamamlayıp ipin bulunduğu yerin aynı deliğinden çıkalım. Buraya sola doğru arkadaşlar sol üste batıp şu şekilde alttan çıkarak bir ikinci çarpımızda yapmak için batıp çapraz alta doğru şu şekilde geçelim. Burada
buradan sonra devam ederek aynı sıraya 1 2 3 tane çarpı yapalım. Ve bu 3 çarpıyı yaptıktan sonra alt sıraya arkadaşlar sol alt eliye batarak şu şekilde üstten çıktım. Alt sıraya bir tane çarpı yapıp tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra yine devam ederek yana 2 tane daha yapacağım. 1 ve 2. Yani burada yan yana 3 tane çarpı olmuş olacak. Tamamlıyorum bu 2 çarpıyı da. Şu şekilde. Ve bu üstteki çarpıları tamamlamaya devam ediyorum. Üçüncü çarpım için de batıp hemen sağ alt çapraza doğru geçerek şu şekilde buradaki iki çarpımı da tamamlıyorum. Ve iğnem arkadaşlar hemen yan tarafa gelecek şekilde çıkarıyorum. Buradayım. Buraya bir tane çarpı yapacağım. Ve bu çarpımı da tamamlayıp hemen yan taraftan çıktım. Buraya arkadaşlar soluma bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Aynı çarpının üzerine gelecek şekilde bir tane çarpı yapacağım. Tamamlayıp bir üst sıraya geçtim. Bir tane daha yapacağım. Tamamlayıp bir üst sıraya geçtim. Şimdi buraya hemen sağıma bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp sol çaprazdan yukarı doğru çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum buraya. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Buradan sola doğru bir, iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu iki çarpımı. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Yine iki tane çarpı yapacağım buraya. Tamamlayacağım. İlk çarpımı tamamladım. İlk çarpımı tamamladıktan sonra hemen buraya üstüne bir tane çarpı yapacağım. Ve bu çarpımı tamamlayacağım. Tamamladım. Burada bir tane yarım kalan çarpım vardı. Onu da tamamlamak için batıyorum ve iğnemi şuradaki tek olan çarpımın ucundan çıkaracağım. Şu şekilde. Çapraz geçti. Buraya bir tane çarpı yapmak için batıyorum. Bir tane çarpımı yapıyorum ve iğnemi şuradaki çarpımın uç kısmının hemen üzerindeki delikten çıkacağım. Çapraz bir şekilde geçtim. Buraya sağa doğru bir ve iki çarpı yaptım.
ve bulunduğum yerin sağ alt deliğine batıp alt tarafa doğru bir ikinci delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Çıkardığım yerden hemen sol alt deliğine batıp şu şekilde yukarı çıktım. Buraya bir tane çarpı yapacağım. Tamamlayıp bir alta geçtim. Buradan sola doğru 1 ve 2 çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu çarpılarımı. Ve bir alt sıraya geçiyorum. Aynı şekilde 2 tane çarpı yapıyorum. Şu şekilde. Ve buradan sağ alt deliğe batıp bir tane de buraya yapacağım. Tamamlıyorum. Şu şekilde. Ve buradaki iki çarpımı da tamamlıyorum. İkinci çarpımı da tamamlayıp şu yukarıdaki çarpımı tamamlamak üzere direkt üstten iğnemi çıkarıyorum. Buradaki çarpımı tamamlıyorum. Yanına bir tane daha yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Tamamladım. Şu şekilde. Buradaki çarpılarımı da tamamlıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Buraya hemen bir tane çarpı yapacağım. Tamamlayıp iğnemi alttan çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar, çiçek kısmını yapmak için şuradan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5 kare sayıp yukarı doğru da 1, 2, 3. karemizi dolduracağız. Bu 3. karemizin sol alt deliğine şu şekilde işaretimi koyduktan sonra iğnemi çıkarıyorum. Buraya sağ üst deliğine batıp şu şekilde alttan çıkarak 1, 2 ve 3 çarpı yapıp geriye dönüyorum. 1 2 3'üncüyü de tamamlayıp bir alt sıraya geçiyorum. Buradan sağa doğru 1 2 çarpı yapıp tamamlıyorum. Ve devam edip yanına bir tane daha yapacağım. Yan yana 3 tane çarpı olsun. Bu çarpıyı da tamamlayıp bir alt sıraya geçeceğim. Buradan sola doğru bir tane çarpı yaptım arkadaşlar. Ve bu bulunduğum yerin sol alt deliğine batıp alt tarafa da bir iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu iki çarpıyı. İkinci çarpıyı da tamamlıyorum. Ve şuradaki bir tane çarpımın soluna doğru yine devam ediyorum. İkincisini yapmış oldum bu sıraya. Üçüncüsünü yapıyorum. Ve dört. Dört tane yan yana çarpı oldu. Tamamlıyorum bu dört çarpıyı.
Dördüncü çarpımı da tamamlamak için batıp iğnemi arkadaşlar şu ortadaki çarpının uç kısmının hemen üzerindeki delikten şu şekilde çıkaracağım. Buradayım. Şimdi buraya şu şekilde bir çarpı yapıyorum. Tamamlayıp bir üst sıraya geçtim. Buraya sola doğru iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu iki çarpımı. Üst sıraya geçiyorum. Buraya da iki tane çarpı yapıyorum. Alt taraftaki iki çarpının üzerine, tam üzerine gelecek şekilde tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Buradan soluma bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Ve yanına bir tane daha yapacağım. Şu şekilde yapıp tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Hemen sağa doğru iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Sağa doğru yine iki tane çarpı yapacağım. Alttaki iki çarpının tam üzerine gelecek şekilde tamamlıyorum. Ve ipimi iğnemin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten çıkartıp bir tane de buraya çarpı yapacağım. Tamamlayıp iğnemi alttan çıkarabilirim. Arkadaşlar şuradaki yapmış olduğumuz borda çarpımızın sol ucunun bir üzerindeki delikten iğnemi çıkaracağım. Şu şekilde çıkardıktan sonra bu yeşil çarpının uç kısmına gelecek şekilde sol alt deliğe batıp hemen üzerindeki borda deliğin ucundan çıkıyorum. Ve buraya bir tane çarpı yapıp tamamlayarak bir üst sıraya geçiyorum. Şu şekilde. Bu çıktığım yerden de sağa doğru hareket ediyorum. 1 2 3 Yaptıktan sonra geriye dönüp çarpıları tamamlayacağım. Buradan direkt bir üst sıraya geçiyorum. Buraya bir tane çarpı yapmak için batıp sağ çaprazdan yukarı doğru çıkıyorum. Arada bir kare boşluk bıraktım. Ve sağa doğru iki tane çarpı yapıyorum. Bir. İki. Tamamlıyorum bu iki çarpımı. Ve sol çaprazdan geriye dönüyorum. Arada bir kare boşluğumu yine bıraktım. Buradaki tek çarpımı da tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Sağa doğru bir çarpı yapıyorum. Yanına bir tane daha yapmak için batıp sağ çaprazdan şu şekilde çıkıyorum. Arada bir tane kare boşluk bıraktım. Ve sağa doğru yine devam ederek 3 tane çarpı yapacağım buraya. 1 2 ve 3. Geriye döneceğim.
çarpılarımı tamamlıyorum. Üçüncü çarpıyı da tamamlayıp sol çaprazdan tekrar geçtim. Buradaki iki çarpıyı da tamamlıyorum. İkinci çarpıyı da tamamlarken iğnemi ipimin bulunduğu deliğin bir üzerindeki delik, yani bordo çarpının uç kısmı oluyor. Çıkardım. Ve sağa doğru iki tane çarpı yapacağız burada. Bir, ikinci çarpı yapmak için batıp arada bir kare boşluk bırakarak sağ üst çaprazdan yukarı doğru çıkalım. İki tane çarpı yapalım buraya. Tamamlayalım. Ve geri dönelim. Buradaki çarpılarımı da tamamlıyorum. Ve iğnemi ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten çıkarıyorum. Sağa doğru bir, iki tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. İkinci çarpımı da tamamlamak için batıp hemen bir üst sıraya geçtim. Aynı şekilde iki tane çarpı yapıyorum. Alttaki iki çarpının tam üzerine gelecek şekilde. Tamamlıyorum. Ve iğnemi alttan çıkarabilirim. Ve son olarak arkadaşlar, şuradaki yapmış olduğumuz iki tane çarpımın hizasından bir ikinci delik. Yani şu uçtan sonra bir ikinci delikten iğnemizi çıkaralım. Buraya bir tane çarpı yapalım. Sol alta batıyorum. Şu şekilde. Bu çarpıyı tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Bunu da tamamlıyorum. Pardon, buraya da bir tane çarpı yapıyorum. Ve tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Şimdi motifimiz bu şekilde. Buradan sonrasını havlumuzun bir tane bu çiçekten sola doğru, bir tane de bu çiçekten sağa doğru, sol sağ şeklinde ilerleyerek aynı işlemi tekrar ederek havlumuzu tamamlayalım. Eğer bu size sade gelmişse kenarlarına su yolu yaparak havlumuzu zenginleştirebiliriz. İsterseniz kısacık onu da gösterebilirim. İster böyle bırakabilirsiniz bu şekilde yapıp, isterseniz sağlı sollu su yolundan yapabiliriz. Arkadaşlar, kenarları süslemenin birçok farklı yöntemi var. Onlardan bir tanesi de şu şekilde. Şimdi buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp bir üst sıraya çıktım. Buraya da bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlamak için batıp ipimin bulunduğu deliğin üzerinden çıktım. Bir tane daha yapalım. Tamamlayalım. Ve buraya bir tane çarpı yapacağım. Dördüncü kez. Ve bunu tamamladıktan sonra hemen üzerindeki delikten çıktım. Tekrar üzerine bir tane daha yapacağım. Üst üste dört tane çarpı yapacağım. Üç. Bir tane daha yapalım. Ve iğnemizi bir üst sıradan yine çıkardık. Şu şekilde.
Daha sonra buradan şu şekilde sağ tarafa doğru bir tane çarpı yapıp tamamladıktan sonra ipimin bulunduğu deliğin üzerindeki delikten iğnemi çıkardım. Yine sağa doğru bir tane daha yapacağım. Tamamlıyorum. Bir tane daha yapalım. Tamamlayıp geçtim. Buradan sonra bir tane daha yapıyorum. Tamamlayıp hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Şu şekilde. Tam üzerine gelecek şekilde çarpı yapmaya devam ediyorum. Üst üste yine 4 tane çarpı yapacağım. Tamamlayıp üste geçtim. Ve bu da 4. çarpım. Üste geçtim. Şimdi buradan sonra 4 tane çarpımdan sonra soluna bir tane yapıyorum ve iğnemi ipimin bulunduğu deliğin üzerinden çıkardım. Aynı şekilde sola doğru ilerliyorum. Bir tane daha yapalım. Geçtim. 4.'yü yapalım. 4.'yü de tamamlarken hemen üzerindeki delikten düz bir şekilde çıkalım bir üst sıraya. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 4 tane üst üste çarpı yapıyorum. Dördüncüyü de yapayım. Tamamladım ve bir üst sıraya geçiyorum. Şu şekilde. Yine şuraya bir bırakayım. Şimdi bundan sonrası için aynı şekilde yukarı doğru devam ederek bu motifimizin sağlı sollu süsünü yapabiliriz. Aynı şekilde buraya da başlayıp buraya da devam ederek havlumuzu zenginleştirebiliriz dediğim gibi. Arka tarafını da göstereyim arkadaşlar en son halini. Şu şekilde. Arka görüntümüzde. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek vermeyi unutmayınız. Farklı bir motifle tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.